Sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaları, basınımızın çok kıymetli kitabının tanıtımı, kitap imza günü ve... Hocamlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli isimler var aramızda. Heyecanımı mazur görün lütfen. Uzatmadan ben kendisini öncelikle buraya almak istiyorum. Atilla İlhan. Belma Sevil kendini yalnız ve anlaşılmamış hissettiği... Ben de hani ismiyle müsamma olan insanlar vardır. Soyadıyla müsamma olan insanlar da var. İşte onlardan bir tanesi Murat Aydın. Hakikaten aydın bir insan. Ve beraber çalışmaktan çok gurur duyduğum bir arkadaşım. O nedenle ben de öncelikle hem çok tebrik ediyorum hem çok teşekkür ediyorum. Çare Biziz çok doğru bir kitap adı. Aynı zamanda bir dünya görüşü herhalde. Öyle bir laf vardır ya, çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz diye. Tam da öyle bir düşündürttü bana. Ben bu çağın artık kahramanlar çağı olmaktan çıktığını düşünüyorum. Yani uzun yüzyıllar boyunca hep kahramanlar aranmış, kahramanlar beklenmiş, kahramanlar değiştirmiş dünyayı. Ama sanki bugünün dünyasında demokrasinin biraz da içselleştirilmesiyle, insanların gündelik hayatında daha çok yaşamaya başlamasıyla, bilgiye erişimin bu kadar kolaylaşmasıyla ve benzeri birçok nedenle galiba çare artık kahramanlarda değil. Topyekün hepimizde. O nedenle çare biziz tespitine kesinlikle katıldığımı söylemek istiyorum. Ve çok önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bizim demokrasi anlayışımız ne kadar köklenirse, ne kadar içselleştirilirse ve ne kadar hayatımızın her anına yayılırsa, sorunların çözümünde de çareler o kadar kolay üretilecek ve o kadar doğru çözümler üretilecek. İzmir bu anlamda yani hepimizin çare olması bakımından en uygun iklime sahip kent. Söylemem lazım, ben 10 sene Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptım. Sonra 4 sene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Hepsinde muhalefette bir belediye başkanı olmak ne demek, hep onu yaşadım. Ama bir yandan da hep gıptayla iktidar belediyesi olanları izledim. İktidar belediyesi olmak ne demek çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben şahsen burada bulunan herkesten herhalde daha fazla şu 14 Mayıs'ı iple çekiyorum. İktidar belediyesi olma umudu o başka bir şey. Soruyorsan çok net söyleyeyim. Hani bir yapıyor idiysek bugüne kadar İzmir için, bunun ona çıkacağını düşünüyorum. Çok kabaca söylemek istiyorum. Çünkü o kadar çok hakkı alındı ki İzmir'in, İzmirlinin, İzmir'de işçinin, İzmir'de köylünün, İzmir'de esnafın, İzmir'de sanayicinin o kadar çok hakkı alındı ki o hakların geri alınacağını biliyorum. O haklar teslim alındığı zaman başka bir İzmir olacak. Yani bu mevzuat yetkileri nedeniyle böyle, finansman nedeniyle böyle, birçok nedenle böyle. Hiç şimdi bu akşamı onlarla geçirmek istemem ama sadece şunu net söyleyeyim. Bir kere yerel yönetim anlamında çok daha özgür, çok daha sınırsız, çok daha fazla ve çok daha güzel hizmet üretmemiz mümkün olacak. Bunu buradan hepinize söylemek istiyorum. Biz İzmir olarak şunu çok iftiharla, çok gurur duyarak söylemek isterim. İzmir hani neyin kalesidir, birçok şeyin kalesi olarak ifade edilir ama en çok bir arada yaşamanın, yani demokrasinin kalesidir İzmir. İzmir bütün farklılıkları bir zenginlik unsuru olarak kabul etmeyi başarmış bir şehirdir. Bu üstelik bugünün meselesi de değil. Yani yüzlerce yıldır belki bir liman kenti olmak dolayısıyla İzmir bunu hep yaşamış. Farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı etnik yapılardan insanlar bir arada ekmeklerini büyütmeyi, paylaşmayı öğrenmişler. Bu ister istemez farklılıkları zengin olma genini geliştirmiş. Ve bu bir tür sosyal gen bence. O nedenle bir Ağrılı, bir Kastamonulu,
Dünyanın neresine giderse gitsin, hayatının sonuna kadar Ağrılı'dır, Kastamonu'ludur. Ama İzmir'e geldikten sonra 6 ay içinde İzmirli oluverir. İzmir bir şekilde onu kucaklar, İzmir içine alır, İzmirli yapar. Aslında bu demokrasi demektir. Çünkü demokrasi, birçok tunturaklı laftan daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse, bir arada yaşamanın hukukudur, bir arada yaşamanın kültürüdür. Demokrasi olduğu için İzmir, Anadolu'yu dönüştürme gücüne sahip ve bir gün bütün Türkiye keşke İzmir olsa dedirtecek kadar demokrasi şehridir. Önce şununla başlayayım isterseniz. Ben şanslı birisiyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Uzun yıllar hakimlik yaptıktan sonra zor iştir hakimlik. Çünkü burada meslektaşlarım var. Biraz meşakkatlidir. Biraz içe dönük yaşamayı gerektirir. Siyaset gibi zor bir alana geçtiğimde Cemil Tugay ve Tunç Soyer'le karşılaştım. Yani benim için büyük şanstır ikisi. Onların bakış açılarının, dünyaya yaklaşımlarının, siyasete yaklaşımlarının çok yol açıcı olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Yani bugün yapabildiğim şeyleri hala burada durabilmemin, fikirlerimi ve düşüncelerimi hayata geçirebilmemin sağlayan onların yarattığı iklimdir aslında. Beni tanıyanlar bilir. Çok söylediğim bir laftır onlar için tekrar olacak ama ben çok canım sıkıldığında ve umudumu yitirdiğimde Nutuk'un ilk iki sayfasını okurum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığımda manzarayı umumiye şuydu. Tabii bir asker olduğu için önce bir sahayı tanımlar. Öyle başlar hikayeye. Ve tanımladığı saha korkunçtur. Korkunçtur. Ve sonra yine bir asker olduğu için, bir kurmay olduğu için eldeki artıları da saymaya çalışır ama o bir paragrafı geçmez o artılar. Buna rağmen yola çıkmış. Buna rağmen bu mücadeleyi sürdürmüş ve filmin sonunda, ki filmin sonunu hepimiz biliyoruz, filmin sonunda geldiği yer bizim bugün umutsuz olmamızı büyük haksızlık olduğunu düşündürtür. Çünkü eğer biz bugün umutsuzsak, biz bugün karamsarsak, biz bugün kendimizi geleceğimiz konusunda kaygılı hissediyorsak çok büyük haksızlık ediyoruz 19 Mayıs 1919'da manzarayı umumiye bakanlara. Çünkü bugün çok daha iyi bir yerdeyiz. Çok daha iyi bir yerdeyiz. Ve iki temel fikri benim için çok değerlidir Mustafa Kemal Atatürk'ün. İşte Atatürkçülük bir ideoloji, bir fikir olarak içeriğiyle ilgili çok konuşulabilir. Ama nihayetinde bir siyasal görüştür ve zamanın değer yargılarını barındırır büyük ölçüde. Ama yöntemi çok evrensel ve değerlidir benim için. İki şey söylüyor ki bu kitaptaki bütün yazılar da aşağı yukarı bu iki şeyi hedef alıyor. Bir gün kendinizi çaresiz hissettiğinizde bir kurtarıcı aramayın, kurtarıcı kendiniz olun. Ve diğeri de umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Bütün hikaye aslında bence bu. İnsanın hayatının her noktasında aslında bu. Söylenerek, sızlanarak, şikayet ederek hayatı geçirmek mümkün. Söylendiğiniz ve sızlandığınız ve şikayet ettiğiniz şeylerin hepsinin haklı olmasını da mümkün. Ama işe yaramaz. Bir şeyi değiştirmeniz gerekir. Neyse o, neye gücünüz yetiyorsa ve ne kadar adım alıp atabiliyorsanız. O yüzden çare biziz, çaresizsiniz, çare kendiniz. Bir şeyi yapmak gerektiğini, bir şey yapmalı. Hani Moğolların şarkısındaki bir şey yapmalı dediğinde ne yapmalı sorusunu önce insan kendine sormalı. Ne yapmalı? Ve ben bu soruyu kendisine içtenlikle sorup kendi iç muhasebesini yapan herkesin yapacak bir şey bulacağına inanıyorum. Küçük ya da büyük. Ve en küçük şey bile hiçlikten kıymetlidir. Çünkü hani matematiksel bir sayı bir sıfırdan sonsuz kat büyüktür. Yaptığınız bir şey hiçbir şey yapmamaktan sonsuz kat değerlidir. O yüzden çare biziz. O yüzden herkes kendisinin çaresini kendi üretecek. Şikayet edip sızlananlara bir şey demiyorum. Hepimiz şikayet ediyoruz zaman zaman. Bir reklam vardı bir zamanlar hatırlarsınız. İşte sen mi kurtaracaksın dediklerinde, evet ben kurtaracağım deme özgüvenini gösterebilmektir. Çünkü 19 Mayıs 1919'da
O gemiye binip o Samsun'a çıkan kişi, önderimiz, evet ben kurtaracağım demişti. Biz de yapabiliriz o yüzden. Sanatı dediniz, yolumu açan, çok büyük bir güvensizlik.